Evet, dünkü yolculuğumuzdan sonra Adana'ya geldik. Şimdi Adana yolculuğumuza başlıyoruz. Adana'da tabii ki gideceğimiz bir sürü yer var yine. Bu türev benim İstanbul'dan 3 sene önce çok komik bir şekilde böyle saat sabahın 5'inde Antep'e gitme yolunda tanıştık. Beni gelip evimden alıyorlardı. Bir araba insan, taban kür zaten yani saat 4.30'da uyanmışım. Zaten gece de geç yatmıştım. Bu şimdi arabayı açınca merhaba Hazar abi dedi, benim adım Türev dedi. Türev mi dedim. Zaten çocukken de hiç sevmezdim, ortaokulda da sevmezdim. Türev'i seni de sevmedim falan diye böyle bir ilginç bir tanışıklığımız var değil mi? Aynen öyle abi. Gülen adam diyorum ben ona. Böyle ayarı var yani on and off düğmesi gibi. Böyle basıyorsun gülüyor. Bir de şeyi ayarlayabiliyorsun. Yani çok gül, az gül gibi. Mesela şimdi çok ayarlıyorum. Kendisi de bizim sektörden, sonradan girenlerden, kurumsal hayattan sonra bizim sektöre girenlerden. Adanalı bu arada. Annesine telefon açıyor, diyor ki anne diyor senin şu yaptığın güzelim reçellerden bunu böyle bir fabrikasyon halinde yapabilir miyiz diyor. Ondan sonra bir sürü kadına etraftaki iş verip iş sahibi yapıp bunlar bir üretimhane kuruyorlar ve kaç yılından beri? Abi 10 yıl oldu. 10 yıldır çeşit çeşit Adana'nın bu gerçekten verimli, Anadolu'nun verimli topraklarında yetişen bir takım meyveleri hatta kimi zaman sebzeleri reçel haline getirip şu anda bütün Türkiye'de de ağım var galiba. Evet abi. Bunu satıyor. Aynı zamanda kahvaltı üzerinde de kaç kim yedin şu an? Şu an tek kaldı. Ha, tek mi kaldı? Batırdın mı? Burayı kesebilirim. Yedim abi. Tamam. Bir tane ama çok güzel bir dükkan. Televizyon programı var bir de üstüne üstü. Kasetin var mı? Kaset daha kasetimiz. Yok mu? Yok ben yaparız yaparız. Sesin İnşallah Halis ses kasetidir o. Böyle sanki külme efekti. Ama bence video klip de yapman lazım. Evet yani. Gerçekten. Böyle sen reçelleri üstüme döküp böyle. Ama yavaş çekiyor. Adana'nın 40 derece sıcağında. Üstüne bile. Ben bir de kuşluyu dökelim. Ondan sonra sallandıralım seni bak. Reçelin üstüne süper olur. Bence muhteşem yani. Gerçekten herkes bizi tanır. Tamam, hepimiz çok yiyoruz. Kimi zaman, gerektiği zaman ama Türev beni şaşırtabilen insanlardan biri. Hakikaten böyle sağlam yiyor. Çok iyi yiyor. Abi dünyayı yiyen adamlar diye benim programım var biliyorsun. Dünyayı yer. Yer yani bir buçuk dünya. Yoğurt da olsun yani. Abi o tereyağından da birazcık böyle inceden koyabilirsek. Şu anda ben içim ama biraz. Ben de açayım açıkçası. Şimdi Adana'da böyle yenilebilecek güzel şeyler var abi. Adana yemekle bitecek bir şehir değil aslında. Hiç gelmedik yani. Allah Allah. Allah Allah. Enteresan ya. Muzlu sütüyle ünlü olan bir şehir var mı abi başka? Yok. Ama öyle bir muzlu süt de yok. Yok evet doğru söylüyorsun. Onun olayı zannedersem o muzu ve sütü bir şekilde püre haline getirip evet. Dondurup ondan sonra evet. Kullanması. Evet doğru. Sen 50 senedir demek bu işin içerisindesin. Evet 50 yıl oldu. Maşallah. Fazla bile de yani ben 50 gündüm. Bir 50 daha olsun. Nereye gideceğiz şimdi? Şimdi geliyoruz soğuk havalara bakalım. Hadi bakalım. Maşallah. Bunlar bu işi kullanmıyor. Yalnız üstünde ne güzel şey oluşmuş. Dinleniyor mu önce kullanmadan önce? Tabii. Dolmuş ya. Baksana şu kaymağın güzelliğine. Onlara iyice bakın. Onlar hiç dolmuş edildi. Mis gibi. Şu an mis gibi süt kokuyor. Ne kadar süt tüketiyorsun günde? Ne kadar mı? Şimdi aşağı yukarı bir tonu bulur. Ciddi misin ya? Günde. Maşallah. Maşallah. Zaten iki bardak veriyoruz ki o bir ton çok şey değil. Doğru. Sen kal orada ya. Adana sıcak memleket bak. Operasyon zaten olduğu gibi burada. Tostlar şurada yapılıyor. Tostları hep hamburger ekmeğine yapıyorsun değil mi? Aynen öyle. Bir tane yaptırayım mı? Bir tane yaptır bundan hadi. Ha. Bakın süt donduruluyor ki bu makinenin içine girdiğinde güzel o yoğun kıvamını versin değil mi? Normalde bu bir porsiyon değil değil mi? Bir porsiyonun bir de yanında bir tane küçük oluyor. Evet, bir büyük bir küçük. Bir büyük bir küçük oluyor. Bize küçüğümüz gelmemiş. Sanki para verecek bir şey gibi pazarlık ediyor. Tren ne oldu?
Vurdu gol oldu abi. Vurdu gol oldu valla. Yazma ben Adanalıyım, burada büyüdüm. Ben hani senin muzlu sütünü içerek büyüdüm yani. Ben onu süt içmesem böyle olur. Böyle olmaz değil mi? Mümkün değil. Yarın dünya gibisin maşallah. Bak bunu kullanacağım. Bu muzlu süt, yani hepimiz muzlu süt içtik. Evet. Bunun çok güzel bir yoğunluğu var. Bunun evet. O sebebi şeyi dondurman değil mi? Sütün güzel oluşu bir de oradaki yani dinlenme süreci çok önemli olur. Muzda herhalde yerli muz kullanıyorsun. Yok hayır, şey tabii. Ya ben açıkçası yerli muzun aromasını daha çok beğeniyorum. Ben de beğeniyorum. Ben çünkü beğeniyorum o değil. Minicik minicik anamur muzları kırdığın zaman mis gibi kokar ya böyle. Evet. Doğru, o doğal muz. Doğal muz. Bu çocukluğumuzdaki içtiğimiz lezzet olduğundan dolayı Kazman doğru söylüyor. O lezzeti değiştirmemek de önemli. Olsun. Yani şu anda hep konuştuğumuz bu sürdürülebilirlik aslında. Lezzetin sürdürülebilirliği. Evet. Kazman abi çok memnun olduk. Ben de. Valla. İyi bak kendine. Eline koluna sağlık. Eline koluna sağlık abi. Çok teşekkürler. Çok. Ne hoş sohbet adammış ya. Ya abi çok eğlenceli. Bana sağlı sollu gönder ama. Çok sağlam evet gönder abi. Acaba bizle mi dolaşsa ya? Ya bence olur ama yazık değil mi bana? Cahit hoşuma gitti ya. Evet çok iyi. Bir de tam Adanalı gibi konuşuyor. Değil mi? Yani şimdi. Neydi o geri geri? Anarya. 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 Mesela Adana'da böyle kelimeler var abi. Öğreteyim mi sana? Adanacayı. Tamam mı öğret. Cincik. Cincik cincik. Ne acaba? Cincik cam demek abi. Cam ha. Aynen cincik. Cincik gibi denir. Yani böyle tertemiz, çok güzel falan diye bir. Cam gibi aslında. Evet cam gibi. Bravo. Gerçekten Türkçeyi 31 yaşından sonra bana öğreten sevgili şefim Hazar Almanya'ya teşekkürler. Evet ikinci kelime. Daraba. Daraba sana neyi hatırlatıyor? Benim darabam siyah renkte mesela. Senin darabam. Ha, arabadan yola çıktın. Değil. Daraba kepenk demek abi. Kepenk demek. Tabii. Ha. Hatta şöyle dedin, darabayı indirdin mi dahi? Yani kesinlikle anlamam gerekiyordu. Gerekiyor bunları çok. Araba zaten o kadar belli ki kepenk oldu. Gılliyi biliyorsundur zaten. Gılli. Gıllik. 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 Ha. Gıllik ya. Gıllik yani. Küçük. Ha, gıllik bir şey ya. Bunun gibi aslında yöresel bir sürü kelime var abi. Çok sıcak abi ya. Onun bu zaten güneşe ateş edilen memleket değil mi? Evet. Ben de olsam ederim yani bir süre sonra. Ama gölgede 48 falan oluyor. Doğru doğru orada bir şey var yani. Esneme payı var. Gerçekten. İnanılmaz. Evet şimdi Adana'da Eski Bey Mahallesi'nde meşhur tostçu Mahmut'tayız. Kardeşim nasılsın, iyi misin? Sağ olun şefim, sizleri sormasın. Gayet iyi, gayet iyi. Tostçu Mahmut ama baba mesleği bu değil mi? Babam. Sen ikinci kuşaksın. Aynen. Babanın adı mı Mahmut'tu? Babamın adı Mahmut. Tamam seni de tanıyalım, senin ismin neydi? Ben Anıl. Anıl. Aynen. Anıl Kurt. Anıl Kurt. Şimdi bize şöyle yap, iki tane yarım yap. İki yarım yap. Biz bir yarımı Türev'le beraber bölüşeceğiz. Çünkü bugün bayağı bir şey yemeye devam edeceğiz. Diğeri de arkadaşlar zaten götürür. Yani tabii buna tost diyoruz ama tost demeye buna bin şahit. Evet. Bu kasap aslında bu, yumurtalı bir sucuk kavurma yapıyor. Evet. Oh, bütün duman da buraya. Evet. Dur kaçalım şöyle. Zaten. Ver yumurtalarını ben kırayım. Hazırlama mı? Hazırlama yapacağız. İki yumurta mı kırıyorsun? Acısı nasıl olsun? Bol acılı olsun. Acı yemeyen bizim değildir değil mi? Bizden değildir. Normalde de iki tane mi yumurta kırıyorsun? Normalde iki tane kırıyorum. Ama bütün ekmek olduğu için evet. Şu anda iki yarım ya. Evet. İçi fazla olup da taşmaması için böyle. Ama malzemenin bol değil de kıvamında olması önemli. Şimdi çok bol malzeme de bazen tadını çok değiştiriyor. Aynen. Yani hepsinin aslında dengeli olması lazım. Şimdi sen bol malzemeli olsun diye ekstradan buna domates koymaya kalkarsan bambaşka bir şey olur. Yok, bol malzemeden kastım benim malzeme anlayışım sucuk olduğu için. Diğerlerini saymıyor. Diğerleri şey yapmıyor. Yani onlar garnitür. Garnitür ya. Sucuğu iyi ben söylemeye çalıştım. Oo, o ne sosumuzu da döktük. Domates salçası. Tüm ekmeğin fiyatı ne? Tüm 10 lira, yarım 5 lira şefim. Vay maşallah. Vallahi maşallah. Adana'da insan aç kalmaz abi. İmkanı yok. Öf müthiş. Harikasın.
Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Şimdi ilk defa yemiyorum ama her yediğimde heyecanlanıyorum. Onu söyleyebilirim. Çok iyi değil mi ama? Abi çok iyi. Bu ekmeğin çıtırlığı falan da harika. Yani hakikaten güzel bir buluş. Muhit baban mı böyle yaptı? Evet. Çok. Farklı versiyonlarını yapıyor musun böyle peynirlisini ya da farklı bir şeyini? Yani yıllardır babadan aldığı için devamlı böyle yaptım. O yüzden hiç değiştirmiyor. Hiç değiştirmez. Maşallah. Vallahi ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş kardeşim. Evet arkadaşlar, buralara yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Gerçekten tatlı, tadılması gereken bir farklı bir tost bu. Yani tost da değil bence bu arada. Başka bir şey. Ama efsane bir şey. Burası ilk açıldığından beri burada sürekli Müslüm Babaş alıyor değil mi? Evet şefim. Sürekli Müslüm Babaş alıyor ve 7-24 sabah 7-24 çalıyor. 7'den kapatana kadar çalıyor. Evet, en süper. Sevdiğin şarkısı ne? Ben sevdiğim Anlatamadım. Aa. Evet, Anlatamadım eşliğinde bu tostu kesinlikle öneriyoruz. Ulan dedim bu bıçak nereden çıktı? Gerizekalılar. Çok iyi olmuş ya. Abi sen hayırdır ya? Millete kalbe tamam. Ne var kardeşim, ne yapıyorsun? Asıl fire burada. Asıl fire burada asıl ya. Asıl fire burada. Fire room. Evet sağ olsunlar. Böyle güzel kendi logomu uzaktan görüp Allah Allah ne kadar benziyor benim logoya derken bir baktım bir de fire room. Fire room. Çok iyi ya. Fire room. Çok iyi ya. Orijinal fire room. Ya aslında orijinal fire room Adana'daymış. Biz yürütmüşüz değil mi? Çok iyi. Mahsun ne güzel bir sürpriz oldu ya. İyi ki geldin. Ama sen çok yemiyormuşsun galiba değil mi? Aynen, ben hiç çok yemem. Göreceğiz yani. Şimdi bak şimdi bu adamdan öyle bir iştahın açılacak şöyle ki. Şöyle de belli zaten. Ben onu yapamıyorum Mahsun ya. Şimdi türevi bölsek bir 3 tane Mahsun çıkar değil mi? Kaç kilosun? 75. Şaka yapıyorsun. Ya biz 0.2 ton diyoruz ama. Yok o kadar değil. Değil mi? Tahmin edin gömdün mü? Tahmin edin mi? Et. 115. Kardeşim ya. Kebap ısmarlayayım mı sana? Abi, dur, ben söyleyeyim fazla. Ben söyleyeyim mi? Doğruysa doğru diyeceğim. Tamam. 127. Vallahi mi ya? Ha. Ya bir şey söyleyeyim mi? İnanılmaz yakışıklı görünüyorum ben ya. 350. Abartma. Harbi kaç? Arası yok yani bunun yani. 127 ise kesin 350'dir yani bu hani. Kaç merak. Ama o kadar göstermiyorum. Göstermiyorum değil mi? Vallahi göstermiyorum. Karım da bundan etkilendiğini düşünüyorum. Eşi balerin. O kadar şeker, o kadar tatlı bir kadın ki. Dedim ki, siz herhalde karanlıkta tanıştınız yani. Seni görmedi ya. Seni görmedi bayağı. Siyah giymiştin. Düğünde şey olur ya böyle. Gelinlik ne takıyor? Duvak. Duvak, bravo. Bana duvak takmışlar değil mi? Komple duvakla birlikte gelmiş. Bu mekanı bize türev getirdi. Vallahi henüz görmedik ne yiyeceğimizi. Bakalım. Seni bekliyoruz. Aynen. Mehmet abi. Şimdi. Gel Mehmet abi. Mehmet abi gel. Gel Mehmet abi. Ama türevin tarafına oturacağım, bittin sen. Oturabilirsen. Bak, bu döner yeni başladı abi. Ha. Tabii. Bu takılmış bir döner mi? Evet. Ve kuzu döner değil mi Mehmet abi? Tabii. %100 kuzu. Evet, %100 kuzu. Hiç şey yok. Hemen başlıyoruz onunla. Hemen. Ama. Ben şöyle vereyim. Vallahi canım çok çekti. Vallahi benim de çok çekti bir anda. Böyle yemeyeceksin değil mi? Tabağına alacaksın ya. Yani ben böyle tutmayacağım. Sen dur öyle ya. Ben tek elini de yiyemiyorum. Onun içi gider var ya, yemek yemiyor ya şimdi. Al abi tabağı al yani şey yapacağım. Döner gayet iyi. Ben bir pul verin attıktan sonra tadına bakacağım. Bunu açmak istedim. Güveci bir açalım. Evet. Evet bugünkü açılışa katılan bütün misafirlerimizin. Kanalımıza hoş geldin. Kanalımıza hoş geldin. Güveç açılışı yapıyoruz. Bu kadar yemeği herhalde türeve dayanarak getirdiniz değil mi? Biz Mahsun'la şöyle bir ucundan ucundan yiyeceğiz. Abi ben zaten hepsinden az az yiyeceğim. Ve sık sık. Yeni Fire Room Adana şubesi misafirlerimizin hizmetine açılmıştır. Dalıyorsun mu? Biz Mahsun'u zaten seyrediyoruz. Böyle aksi huysuz bir adamdır. Gelsin iki tane saplasın türede diye çağırdık.
Şeker gibi adam çıktı vallahi yani. Mahsun bak sana ellerinle bir şey hazırlayacağım kardeşim. Abi hazırla. Vallahi hazırla. Vallahi hazırlayayım. Abi şu an... Yalnız döner çok keyifli olmuş ya. Lahmacunun arasında kebap koyuyorum. Mahsuncuğum. Döner vallahi cağ kebap gibi olmuş. Herhalde hep kuzu olduğu için. Güzelliğine bak şunu. Nasıl? Devam yiyeyim ben abi. Güzel. Buna normalde Halep işi diyorlar. Halep işi. İçi. Halep işi. Kebaplı lahmacun Halep işi mi diyorlar? Evet. Lahmacunu çok beğendim. Döner de gayet güzel olmuş ama döneri bir sıcakken ben tezgahın başında bir kesilirken tatmak istiyorum. Abi yemek yediğin şey motivasyon işi. Tamam. Sen şimdi motivasyonu düşürürsen olmaz ki. Yani şimdi sen yemeyeceğim diye bir sofraya oturursan olmaz ya. Yiyemezsin zaten. Bak şöyle bir şey olacak. İnandırıyorum şimdi. İnandırıyorum şu an. Seni var. Süre birazdan. Ben beni inanamıyorum. Süre birazdan ağzını açıp dizlerinin üstüne çökecek. Biz bunları iteceğiz bu arada. Ne düşünüyorsun bu Hazar Şef'in Fire Room'u ile ilgili? Ya saçma sapan. Pembe hamburger mi olur ya? Pembe hamburger mi olur? Siyah siyah yanlış hamburgerleri millet, iteliyorlar. Bir de yeşilini yaptılar biliyor musun? Hı? Yeşilini yaptılar. Vegan. Vegan mı? Ha. Ya etsiz hamburger mi olur? İşte düşün. Nasıl oluyor? Ve en sonunda kıyma. Ucundan bakmışsın ama şöyle bir durum var. Bakın normalde İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerde gördüğünüz Adana, yani kıyma daha çok böyle ince, uzun olur. Bu böyle yayvan. Çünkü bastırılıyor üstüne çekildikten sonra. Ve şöyle bir şey göstereceğim. Bana kalırsa, yani iyisi budur demiyorum ama kebaba şöyle çatalla bastırdığınızda eğer dağılıyorsa bence gerçekten satırla yapılmış güzel bir kıyma kebabıdır. Haksız mıyım Türef? Abi zaten oluru budur. Yani, ya gerçeği bu. Evet gerçeği bu. Kıyma dağılmalı. Zırh kıyması diyorlar değil mi? Bravo abi. Zırh kıyması deniliyor buna. Ve aslına bakarsan çok da bastırılmamalı. Yani... Çünkü bastırıcıkça içindeki yağ ve suyu gidiyor. Evet. Yani oradaki mesela bu yapılma sebebi şu. Pideyi basar abi tamam mı? Pide yağlansın diye. Sen o pideyi masada ye diye o pideyi basar aslında. Yani çok böyle basınca o yağını, suyunu kaybedince zaten lezzetini kaybediyor. Doğru. Tatlı yedireceğim bize. Tatlı yedireceğim. Ne yedireceğim? Ne yedireyim? Bilmem. Ne vereyim abime? Kerane. Sensin kerane. Tatlısı abi yani. Gidek onu mi demedim ya. O tatlının adı neden kerane tatlısı? Açıkla kardeş. Araştıracağım yandırıyorum. Yok hiç araştırmaya gerek yok. Ben sana söyleyeyim. Bunu çünkü çok... genelde bunu genel evlerin kenarında satıyorlar ki şekeri ve bir anda oradaki hamur var ya onu yediğin anda sana enerji veriyor. Şimdi mantıklı o olay sonrasında hani senin şekerin enerjin düşüyor ya. Hangi olay? İşte böyle oluyor ya. Ha. Senin düşüyor mu? Senin düşmüyor mu? Allah Allah. Ben hiç sonrasında şeker ölçtürmedim. Kardeş ben ne bileyim kaşık kaşık reçel yiyorum. Sonrası. Mantıklıymış ama sebebi. Tabii. Tabii. Aslında halka tatlısı. Ama hep orada olduğu için o şekilde kalıyor. Evet izninizle bu muhabbet fena yerlere gidiyor. Ben bunu kesmek zorundayım. Kerana tatlı satarken. Yakında evet Red Light District'te bulabiliriz kendimizi. O yüzden şimdilik veda ediyoruz size. Görüşmek üzere. Tatlıyla kalın.